Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'e yeni bir etkinlik geliyor ve sizlerle birlikte bunun hakkında yapılmış bir konsept videosu izleyeceğiz. Gerçekten It Is Throwback kanalının videolarını çok izledik bu kanalda arkadaşlar. 3-4 tane videomuzu zaten bulabilirsiniz ve şimdi de yine de mantıklı güzel bir video çekmiş ve bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bu tarz bilgileri önceden paylaşmamı istiyorsanız her zamanki gibi videoları beğenmeyi unutmayın. Bu tarz bilgi videolarını çok beğeniyorsunuz. Bu videoda da sizlerden 2000 beğeniyi geçmeyi bekliyorum. Ayrıca de arkadaşlar hala kanalıma abone olup ailemize katılmadıysanız da 100.000 abone yolunda bana destek olmak ve ailemize katılmak için kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen zil butonuna basarak çok basit bir şekilde, ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte ekranda gördüğünüz videoyu izleyeceğiz ve yorumlayacağım arkadaşlar. Donduran etkinliği, Football Freeze etkinliği geçen sene gelmişti, bu sene de gelir arkadaşlar ve bunun hakkında montaj hazırlamış, oyuncuların kartlarını falan dizaynlamış. Bakalım nasıl olmuş. Haydi bakalım şimdi sizlerle birlikte videoyu izlemeye başlayalım. Arkadaşlar şu anda oyuna giriyor ve oyunun içinde etkinlikten birkaç fotoğraf gösterecek. Gerçekten bu adamın montajlarını ben çok beğeniyorum. Çok beğendiğim için sizin de izlemenizi istiyorum ve sizlere de gösteriyorum. Adam harika yapıyor. Şimdi açıklamada onun da kanalını bulabilirsiniz. It Is Throwback. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Rashford var. 86 LM Rashford. Kart dizaynları bu şekilde olacağını düşünüyor. Bence çok mantıklı olmuş. Çok güzel olmuş. Etkinlik muazzam zaten. 86'lık Iniesta'yı görüyoruz burada da. 86 Iniesta abi bakın. Her kartı 86 civarı yapmış. Şu anda ekran bu şekilde. Ekranı niye göstermiş? Ekranda bir durum var mı? Ekranda bir olay yok şu anda. Ekranı niye göstermiş anlamadım. Neyse arkadaşlar bir dakika. Ha pazarı gösterecek. Bakın arkadaşlar marketi de editlemiş. Gördüğünüz gibi 500 points'e freeze pack açabileceğiz. Değişik paketler var. Güzel paketler var. Ve şundan Golan gerçekten çok güzel olmuş. Oraya çok güzel oturmuş. Tamamen kendisi yapıyor montajları bu arada. Neymar'ın montajlı fotoğrafı var. 86'lık sol kanat. Bu kart çok fazla kullanılacağını düşünmüyorum. Çünkü Ronaldo var zaten herkeste. O yüzden Neymar bilmiyorum. Çıkarsa kullanılır belki. Paket çeşitlerini bu şekilde göstermiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve yüzlük kart dizaynı gibi bir şeye yaklaştırdı şu anda. Değişik bir şeyler yapıyor. Güzel montajlar yapıyor arkadaşlar. Ve işte arkadaşlar. Asıl kart, efsane kart, muazzam kart bu zaten. Harika bir kart dizaynı gerçekten. Ve arkada Ronaldo oynadı. Marcelo'ya geçti. Muazzam ya. Adam dizaynları bile havalı yapıyor. Çok güzel yapmış. Helal olsun. Marcelo. Marcelo kullanılır. Marcelo çok iş yapar. Dybala 86. Takım kahramanı kartından birazcık daha düşük olur. Ancak donduran etkinliği özel bir etkinlik olduğu için, yani çok özel olduğu için belki kart kalitesi daha yüksek olabilir. Yani oyuncunun daha önemli özellikleri yükselip diğer özellikleri düşebilir. Pogba'ya 86 rating efsane yakışır ve CM mevkisinde harika oynayabilir. Bunu da sizlere şimdiden belirtmek istedim. Yani Pogba iyi oynayabilir CM'de. Onu söyleyeyim. Rashford, Iniesta, Neymar, Marcelo, Dybala. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bütün isimler var. Pogba'ya geçti şimdi tekrardan. Ve kapanıp açıldı. Ve işte arkadaşlar 100 Nainggolan karşınızda, gerçekten muazzam. Şu donduran etkinliğinde bir şeyler yapmak istiyorum. Lütfen iyi ya. Lütfen bize böyle güzel paketler ver. Ben biz de bir şeyler yapalım ve yüzlük Ronaldo da karşınızda gördüğünüz gibi. Yüzlük Ronaldo kullanılır mı bilmiyorum. Yüzlük Messi falan olsa daha iyi ama EA'in Ronaldo ile sözleşmesi var. O yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Santrafor kartı bu arada harika. Yüzlük Thiago Silva var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da harika, bu da muazzam. Bu arada arkadaşlar şu anda ekranda harika iki tane yorum görüyorsunuz. O yorumu atan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de bu videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şimdi canlı olarak oyunu oynayalım arkadaşlar. Oyunda birazcık karşı atak falan oynayalım sizlerle birlikte. Sonra da videomuzun sonuna geliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden şimdi, kaldığımız yerden değil de yani devam ediyoruz. Öncelikle ligimizi göstereyim arkadaşlar. Bu lige 85 üstüyseniz ve aktifseniz istek atın, direkt alacağım. 85 üstünü direkt alıyorum. Diğerlerini de birazcık inceleyip alıyorum ama 85 üstüyseniz direkt alacağım. Ligde zaten genel 85 üstü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ligin geneli 85 üstü gördüğünüz gibi. Ve benim eski hesabım var. Onu da video için almıştım biliyorsunuz zaten. Şu anda ligdeki turnuva bu şekilde devam ediyor. Rakip çok zor mu gelmiş? Aşırı zor değil. Alabilir miyiz bilmiyorum. Şu anda ligdeki aktiflik birazcık düşük olabilir. Ancak biz 17 maç oynamışız. Adamlar 22 maç. 22 maça göre 163 golü harika atmışlar. Adamlar iyi oynuyor. Birazcık zorlanabiliriz diye düşündüm ben. Bakalım neler olacak. Şimdi arkadaşlar şuraya uzun zamandır girmiyorum. Bakalım burada önemli bir ödül var mı? Varsa buradan ödül alalım. Yoksa da birazcık etkinlikleri falan oynayacağım. Şimdi dünya klasmanına bir girelim. 100 birikmiş aynen. 20'lik bir tane alacağım. Bir anda aldım. Güzel oldu ama.
Haydi bakalım abi, açalım. Belki 17.500 jeton, 10 dünya klasmanı bileti, müdahale 2 tane, rölanti, danışman, uzun pasa yükseldi sonunda. Hiçbir şey yükselmiyor arkadaşlar. Bir önceki videodan hatırlarsanız, sonunu izlediyseniz gerçekten bayağı uğraşmıştım. Uzaktan şut, hızlanma, sonra da bir tane şey yükseldi ama ya. Bir tane şeyin yükselmesi bence çok da iyi değil ama iyidir yani. Bunun özel teklifine, gerçi buradan daha bir şey alamayız. Diğerlerinden de herhalde bir şey alamayız. O zaman buradan çıkalım. Burayı aldık arkadaşlar. Hemen takımıma gelip onu yükselteyim. Bakalım oyuncu mu yükseltiyor mu? Aynen yükseltiyor. Kim? Rabiot. 87 olacak. Güzel. Rabiot'un yükselmesi muazzam oldu bu arada. Çok seviyorum çünkü Rabiot'u ve 87 olması harika olur. Rabiot diye mi okunuyor? Rabiot diye mi arkadaşlar? Bilmiyorum. Kusura bakmayın bu konuda. Şimdi arkadaşlar Morales'i buraya koyalım. Sonra bir de bu. Bir de bu. 74.000'e 88 olabiliyor. Yapsam mı bilmiyorum. Morales'e ihtiyacım yok. Yapayım ya, yapayım. 74.000'den bir şey olmaz. Rabiot'u 88 yapalım arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte. Muazzam oldu Rabiot. Ben çünkü Rabiot'u ileriye dönük kullanmak istiyorum. Bu yüzden Rabiot'u 88'e yükseltmem hiç sorun değil bence. Şimdi arkadaşlar hemen buradan geri çıkıyoruz. Ve sizlerle beraber, bu arada coins'im çok azaldı. Coins çekmem lazım sitelerden herhangi birisinden. Bilmiyorum şu anda. Sponsorluk durumları çok karıştı. Ödeme yöntemleri bozuldu. Türkiye'de biliyorsunuz PayPal falan yok. O yüzden sponsorluklar karışıyor arkadaşlar. Şimdi karşı hataya girelim ve bakalım zorlanacağız mı? 85 genli takım vs 87 genli takım. Bence almam lazım. Ancak düşük oyuncularım çok fazla. Ya Barrow'la sağ orta sahada, sağ MO'da duran oyuncum çok kötü. Bunları beğenmiyorum arkadaşlar. O yüzden sıkıntı olabilir ama bakalım. Lewandowski. Güzel bir şut. Direkten içeri girmedi. Girmesi lazımdı. Çünkü zorlanacağımı düşünüyorum. Barrow hızlısın ama defansın ve fiziğin birazcık güçsüz. Bu da bizi bozuyor hocam. Aa, çok kötü vurdum. Abi kalenin içine dokunamadım. Resmen kolsuz gibi vurdum. Neyse Lewandowski, atarsın sen. Adamsın be. İşte arkadaşlar Lewandowski adam. Çok güzel bir gol. Hadi Torreira. Ali. Lewandowski. Hadi. Oo, çok kötü vurdum ya. Bu böyle olmamalı. Böyle olmamalı. Ali vurdu ve gol. 2-2. Güzel. Ali vurdu. 2-2 yaptı. Güzel oldu. Barrow şimdi. Barrow. Çekti topu. Vurdu. Barrow. Abi niye böyle oynuyorum bilmiyorum. Bir sıkıntı var. Bir durumlar var. Ronaldo. 3-3 ama 3-3 olmamalı. Çünkü adamın geni benden 2 gen daha düşük. Ve ben bu adamı farkla bile yenmem lazım. Lütfen kaleci alamasın abi. Hiç düşünemedim. Aşırtma niye vurdum? Gaza gelip aşırtma vurmamalıydım. Büyük hata oldu. Barrow kötü pas atma lütfen. Barrow çok güzel pas attın ama Ali yetişemedi. Ama çok da iyi bir pas değildi. Ama Barrow'dan beklenmedik bir pastı, onu söyleyebilirim. Ama maçı kaybedeceğim gibi de geldi. Şu anda maçı kaybedeceğim gibi geldi. 4-4 yaptık. Bakalım arkadaşlar maçı kazanacağız mı kaybedeceğiz mi? Çok merak ettim şu anda. Bu maç berabere biter arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Bu maçın hakkı benim galibiyetim mi bilmiyorum ama beraberliği hak etti bu maç en az. Lewandowski çok kötü vurdum abi. Sen Lewandowski'sin. Ali kafa golü at adam be. Oyun bilerek uzattı. İnşallah 6-5 biter de. Oha hala devam ediyor. İnşallah 6-5 biter de o son anda gol attığım için bir mutlu olurum. Ancak eskisi gibi sorun yok artık oyunda. O yüzden maç 6-5 olacağını sanmıyorum. Güzel bir galibiyetle maçı kazandık arkadaşlar. Artık kazanmakta zorlanmıyorum ama karşı atak oynamaya nedense üşeniyorum arkadaşlar ya. Gerçekten karşı atak oynamaya üşeniyorum. Üşenmemem lazım. Birazcık oynamam lazım. Çok zaman bulamıyorum. Bu aralar uykusuz da kalıyorum. O yüzden olsa gerek üşeniyorum yani birazcık. Hemen bir maça daha giriyoruz arkadaşlar. Sonra da videomuzun sonuna geleceğiz artık. Haydi bakalım. Oyun kaynağı indiriliyor %100. Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Barrow falan çıktı. 84'ken üçlü defans en sevdiğim. Hem düşükken hem üçlü defans. Çok rahat yeneceğimizi düşünüyorum. Bakalım yeneceğiz mi bilemem. Ama çok rahat diye düşünüyorum ben. Umarım yeneriz. Lewandowski çekti topu çok güzel. Lewandowski çok güzel bir şut be. Adamsın işte Lewandowski'yi bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Pozisyonu çok kötü bir durumda da olsa iyi oynuyor ve Ronaldo'dan da güzel bir gol. 2-0 oldu, güzel, helal. Lewandowski çok kötü bir şut. Halli'ye geldi ama Halli atar onu gol. Halli atar demiştim. 3-0 çok güzel. E30. Halli. Sol köşeye 4-0 yaptı. Barrow 5-0. Abi gol kaçırmıyoruz. Ben seviyorum demiştim arkadaşlar.
Üçlü defans nedense bana hep kolay geliyor. Üçlü defans genelde kolay gelir ama hani bana bir ayrı kolay geliyor, bilmiyorum. Diğer maça bakın, bir de bu maça bakın. Diğer maç kaçırdığım gol sayısı bayağı yüksekti ve çok gereksiz goller kaçırmıştım. Aslında normalde kaçırmayacağım gollerdi. Mesela bu tarz şeyler kaçırmayı çok sinir oluyorum. Hele kaçırma konusu konuşurken kaçırınca daha da sinir oldum. Çok easy bir goldü bu benim için. 7-1. 10 olur muyuz bilmiyorum. Uzaktan pozisyonlar geliyor nedense. 84 gene karşı oynuyoruz. Yine de bayağı uzaktan geldi. Bilmiyorum neden geldi. Az da gelmedi. Ronaldo zaten abi her zaman aynı. Ronaldo gol atarsan affedeceğim seni. Çok değişik vurdum. Zor olsun diye ve atamadı. Bak ama Ali atar. Ali de atamazsa sorun bende diyeceğim. Sorun bende ama isabetli vurdu en azından. Ronaldo isabetli de vuramıyor. Evet arkadaşlar, bu maç 7-1 bitti. Çok güzel bir şekilde bu maçı da kazanmış olduk. Birazcık daha üst klasmanlara çıkıp düşük kendileri trolleye gibi olmayayım artık. Birazcık oynamam lazım arkadaşlar oyunu. Oynayacağım. Merak etmeyin. Ancak bu videoyu sizlerden çok güzel bir like sesi bekliyorum. Bilgilendirme videosuydu ve ayrıyeten oyunda oynadık. 2000 like geçersek sevinirim. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şu kısımdan kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıyeten de şuradaki çıkan iki videonun herhangi birisine tıklayarak hiç pişman olmayacağınız harika bir videoya gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Adamsınız. Bay bay.